Herkese merhabalar arkadaşlar, bu tarifte sizlere peynirli soğanlı Ruffles nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istiyordunuz, bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar başta tadımını yapacağım, daha sonra malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Başta arkadaşlar tadımla başlıyorum işe. Şöyle açıyorum paketinden, şöyle çıkaralım 3-5 tanesini. Ne bakın ya, çok güzel gözüküyor gerçekten. Şöyle tutuyorum, tadına bakıyorum. Ya ben buna bayılıyorum zaten ya. Yedikçe yiyesin geliyor. Bir başladın mı bırakamıyorsun zaten, o kadar lezzetli. Şöyle ufaklarına. Çıtır çıtır ya. Bir yanda o peynir aroması, bir yanda soğan aroması. Gerçekten muazzam. Dört dörtlük. Bir parça şekerli tat geliyor. Şekerli tuzun böyle bir patlamasını yaşıyorsunuz ağızda. Arkadaşlar umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle bir beyaz peynirim var. Peynir aromasını yapmak için ne yapacağız? Peyniri kurutmamız gerekiyor. Şimdi bundan bir parçasını alacağım. Daha sonra yapacağım işlemi gösteriyorum size. Başta bunu tutacağız. Böyle bir suyunu sıkalım. Daha sonra parçalayacağız ve gördüğünüz gibi şöyle yağlı kağıt, altta tepsim var. Fırında kurutacağız. Böyle tutuyorum peynirimi. Fazla suyunu şöyle göstereyim. Sıkıyorum böyle. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar suyu çıktı. Elimizde sadece bir avuç kaldı. Bunu ne yapacağız? Şöyle tepsinin her tarafını açıyorum. Mümkün mertebe ne yapacağız? Bunu küçülteceğiz ve her tarafına yaymamız gerekecek. Burada eğer ne kadar ufalarsa o kadar hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Büyük parçalar bırakmayın. Hepsini böyle ufak parçaları ve her tarafına dağıtarak şöyle açıyorum. Şimdi bunu kurutmak üzere fırına veriyorum. Altlı üstü fanlı olacak şekilde bunu 60 dereceye getirdim ve bunu ortalama böyle 2,5 saat boyunca pişiriyorum. 1 saattir fırında, şimdi açıyorum, yapacağınız işlemi göstereceğim size. Ellediğinizde zaten eliniz böyle yanmaması gerekiyor çok. Böyle tutacaksınız, bunlar bir parça kurumuş, şöyle dağıtacaksınız bunları. Bu sayede daha hızlı ne yapacak? Kuruyacak. Gördüğünüz gibi hepsini ufaladım, şimdi tekrardan bunu fırına veriyorum. Bu 2,5 saat boyunca pişti, şimdi açıyorum bunu, şöyle göstereyim. İyice ufalamıştım, gördüğünüz gibi kupkuru oldu. Bir parça nemli olursa eğer hiç korkmayın. Çıkarın, dışarıda bekletin. Soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra da kupkuru olacak. Baharat makinesinin içerisine yapmış olduğum, yani kurutmuş olduğum peynirleri ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Şimdi artık bunu çekebilirim. Toz haline geldi. İşte istediğim kıvam tam da buydu zaten. Tam toz haline getirmiş olduk bunu. Şimdi bunu ayrı bir kaba alıyorum. Böyle tutalım. Ayrı bir kaba aktaralım bunu. İstediğim kıvama geldi. Daha sonra bunu ufak tefek işlemler uygulayacağım. Onu da göstereceğim. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Şimdi aynı yöntemle soğanı kurutup yine bu hale getirebilirsiniz. Ama bu dışarıda böyle hazır soğan kurusu satılıyor. Bunu nereden aldım? Bu Metro'da satılıyor. Carrefour'da satılıyor. Migros'ta satılıyor. Yani birçok yerde artık bulabiliyorsunuz bunu. Şimdi bundan da aynı şekilde ne yapacağız? Yine baharat makinesinden geçirip toz haline getireceğiz bunu. Arkadaşlar eğer baharat makineniz yoksa onun yerine ne yaparsınız? Şöyle bir tane tokmak yardımıyla bunu ne yaparsınız? Yine toz haline getirebilirsiniz. Yani illa baharat makinesi olmasına gerek yok. Kurutulmuş peyniri de aynı şekilde ne yaparsınız? Bunun içerisine eklersiniz. Hatta bir parça şunu mesela göstereyim. Zeze ne yaparsınız? Toz haline getirirsiniz. 2 dakika boyunca bunu bu şekilde yaparsanız istediğiniz kıvama gelecektir. Şöyle göstereyim. 3-5 parça üzerinden geçiyorum. Şöyle biraz hızlanalım. Şöyle görüyor musunuz? Nasıl da toz haline gelmeye başladı. Biraz üzerinden geçir, tam böyle pudra şekeri kıvamına gelir bu. Bunu dediğim gibi şimdi kenara alıyorum ve baharat makinesinden bunu geçireceğim. Bir çay bardağı soğan kurusunu makinenin içerisine ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Makineden geçiriyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim. Bu da istediğimiz kıvama geldi. Aynen toz kıvamında. Peynir kurusunun birebir aynısı oldu. Bunu da bir tabağa aktaracağım şimdi. Böyle tutuyorum, yine aktarıyorum. Bu da tamam. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Baharat makinesinin içerisine yine ne yapacağız? Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bunun yerine pudra şekeri kullanabilirsiniz. Hiç makineden geçirmeyebilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Yine aynı şekilde bunun içerisine eklersiniz. Döve döve toz haline getirirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tatlı toz biber ekliyorum. Şöyle tutuyorum, kapatıyorum. Bunu da toz haline getiriyorum. Şuna bakın, nasıl da güzel oldu ya. Çok güzel bir rengi oldu. Bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum. Bunu da bir ayrı bir tabağa aktaralım. 3 tane karışımımız oldu. Soğan tozu, peynir tozu, şeker, tuz ve
toz biber. Bu üçünü ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Tek bir yerde toparlayalım bunları. Soğan tozunu da ekliyorum. Hepsini bunların iç içe geçirelim. Homojen bir kıvama gelsin. Tek parça haline geldikten sonra size yapacağım işlemi göstereceğim şimdi. Homojen kıvama geldi. Şimdi artık bunları ne yapacağız? Bir süzgeçten geçireceğiz. Tane tane olsun istiyorum. Şöyle tutuyorum karışımı. Süzgecin içerisine aktarıyorum ve ne yapacağız? Elekten geçiriyorum bunu. Eğer böyle büyük taneler varsa veya ne bileyim böyle biraz nemlenmişse ne yapacağız? Onları ayıracağız. Sadece bu süzdüklerimi kullanacağım. Şöyle gördünüz mü? Böyle ufak tefek tanecikler kaldı. Bunları ne yaparsın? Yine baharat makinesinden geçirsin. Tekrar içerisine ekleyebilirsin ki ben öyle yapacağım. Şimdi artık ikinci aşamaya geçeceğiz. Yapacağım şeyi göstereceğim size. Artık patateslerle işimiz. Peynirli, soğanlı aroma çeşnisi diyeceğiz buna da. Çok güzel oldu. Bak tel tel dökülüyor. Mis gibi oldu. Tam istediğimiz gibi arkadaşlar ya. Dediğim gibi şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi artık patateslere geçiyorum. Şöyle iki tane patatesim var. Başta bunları yıkayacağım, soyacağım. Daha sonra doğrama işlemine geçiyorum. Yakışıklı patateslerimizi soyduk. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum size. Bunu yapmadan şöyle bir kenara alalım. Başka bir işlem yapacağım. Neden yaptığımı da söyleyeceğim size. Ve bir kabın içerisine soğuk su ekledim. Şöyle buzlarım var. Buzları da içerisine aktarıyorum. İçerisine de iki tatlı tuz ekliyorum. İki tatlı kaşığı. Tuz eriyene kadar böyle elimi çırpıyorum. Bir dakika boyunca bu şekilde çırptım. İstediğimiz kıvama geldi. Şöyle bir kenara alalım bunu. Yapacağım işlem şu şekilde. Şimdi biz bunları doğrayacağız. Ufak tefek şekiller vereceğiz. Bu arada ne olacak? Biz bunları hepsini kenarda biriktirmiş olsak patates dış ortamda eğer böyle kendi başına kalırsa kararma yapacaktır. Biz de bunu istemiyoruz. Ayrıca soğuk suyun içerisine girdiği zaman ne olmuş olacak? O fazla nişastasını salmış olacak. Yani tam istediğimiz gibi böyle çıtır çıtır bir ruffles yemiş olacağız. Hem kararmayacak hem deformasyona uğramayacak. Tam istediğimiz gibi olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Başta şunu bir düzleyelim. Benim patateslere şekil vermek için şöyle ayırmış olduğum böyle tıraş makinesinin başlığı. Bunu hiç kullanmadım ben. Sadece bunu ne için aldım ben? Sadece böyle şekil verebilmek için, farklı denemeler yapabilmek için. Yani isterseniz elinizde bu yoksa ne yaparsınız? Çok güzel bir alternatif herkesin evinde var. Şöyle bir çatal. Çatalla ne yaparsınız? Yine aynı şekilde üzerinden geçersiniz. Yine aynı şekli buna yaklaşırsınız. Ben bununla üzerinden geçeceğim. Böyle üzerine çizikler atacağım. Hatta hiç olmadı bununla da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Elinizde şöyle 3 tane alternatif var. Bunu nerede? Bütün züccaciyelerde 1-2 TL'ye satıyorlar bunu. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum size. Bunun faydası şu. Şöyle göstereyim başta. Şöyle üzerinden 3-4 kere de geçebilirsiniz aslında. Tam böyle tırtıklı olsun istiyoruz. 3-4 kere geçtikten sonra bir parça suya vuralım. Daha sonra şöyle tutuyorum ve ince bir şekilde kesiyorum başta bunu. Diyelim ki çok ince olmadı değil mi? Yani çok ince olmasına da gerek yok. Burada bunun avantajı ortaya çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Arkasını çeviriyorsunuz ve üzerinden şöyle geçiyorsunuz. Yavaş yavaş bunu ne yapıyorsunuz? Tırmıklıyorsunuz ve zaten o yüzeyindeki o kalın tabaka bir parça incelecektir zaten göreceksiniz. Böyle pütürtüleri de görüyorsunuz zaten. Hem şekil olarak düzgün olmuş olacak hem de böyle incecik olmuş olacak. Tam o dışarıdan aldığınız ruffles kıvamını bu şekilde getireceksiniz. Olay işte budur. Şöyle göstereyim. İşte böyle sallanacak. Hem tırtıklı oldu gördüğünüz gibi hem de böyle ip incecik olmuş oldu. Bunu da aynı şekilde suya ekliyorum ve hepsini bunlar gibi yapıyorum dediğim gibi. Patatesleri iyice soyduk. Gördüğünüz gibi kıvama getirdik. Hepsini incecik yaptık. Şunlara bakın. Çok güzel oldular. Tam istediğim kıvamda hepsi. Şimdi ne yapacağız artık? Bunu böyle tatlı sudan geçireceğiz. Tatlı sudan geçirdikten sonra kurulayacağız. Daha sonra artık kızartma işlemine geçebiliriz. Tabii bunları yapmadan önce yağımı ben hazırlayayım iyice kızsın. Ben de ne yapacağım? Patateslerin suyunu temizleyip kurutma işlemine geçiyorum. Başladığım gibi yağ kızartmaya başlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Yağı sakın az eklemeyin. Boldan boldan ekleyin ki o patateslerin her tarafı yağın içine bassın. İyice her tarafı kızarsın. Bu kadar yeterli. Tam tamına bir şişe kullandım ben. Şimdi yağın iyice kızmasını bekliyorum. Ben de patatesleri tatlı sudan geçireceğim. Kurutacağım. Hazır edeceğim kızartmaya. Patatesleri tatlı sudan geçirdim. Hepsi istediğim kıvama geldiler. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum. Yani üzerindeki fazla nişastası gitti. Şimdi böyle mis kokulu bir bezim var. Bezin üzerine ne yapacağız? Şöyle tek tek hepsini diziyorum. Burada amacımız patatesleri kurutmak, böyle ıslak bırakmamak. Bu da çıtır olmasında önemli bir faktör oynuyor. Hepsini tek tek diziyorum. Görüyor musunuz inceliği ve güzelliği? Ne kadar güzel olmuş. Tam o dışarıda alınanların şeklinde. Piştiğinde göreceksiniz nasıl olacak. Hepsini dizdim. Şimdi başka bir mis kokulu bezle üzerlerini şöyle kapatıyorum ve kurumasına destek oluyorum. Üzerlerine bastırın ki iyice suyunu emsin. Hepsi böyle kupkuru olsun. Tam
istediğimiz kıvama gelsin. Bu arada yağımız da iyice kızdı. Birazdan kontrol edeceğiz tabii. Ve şöyle üzerlerini açıyorum ve tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık bunları pişirme işlemine geçebiliriz. Böyle kızarıp kızarmadığını, yağın istediğimiz kıvama gelip gelmediğini şöyle teyit edebiliriz. Görüyorsunuz tam istediğimiz kıvamda. Yağın altına hatta kısıyorum. Çok fazla kızmış. Tek tek içerisine aktarıyorum. Oh mis gibi. Şuna bakın ya. Hepsini tek tek ekleyebilirim. Çok da fazla patatesle doldurursanız bu sefer birbirlerine yapışacaklardır. Abartmadan üzerine ekliyorum. Böyle 1-2 tur attıralım. Hem böyle sağa sola yayılsınlar. Birbirlerine de yapışmayacaklardır. Daha sonra kendi haline bırakıyorum. Arkadaşlar bunlar istediğim kıvamı yavaş yavaş geliyor. Hatta şimdi birazdan çıkaracağım. Bir dakika sonra çıkaracağım bunu. Baharatları bilerek önden eklemedim bunun içerisine. Nedenini söylüyorum. Baharatları önden eklemiş olsaydım yanmış olacaktı baharatı. İstediğimiz kıvamda olmayacaktı. Lezzetini iyice geçirmeyecekti bunun üzerine. Onun için ne yaptık? Önden bir parça pişirdik. Bir 10 dakika iyice kıtırlaştırdık. Şimdi bunları dışarı çıkarıyorum. Bir dakika da doldu. Dışarı çıkaracağım. Daha sonra baharatlayacağım. Tabii önce biraz soğutacağım. Baharatlayıp soğutacağım. Daha sonra tekrardan içerisine atacağım. Böyle tutuyorum. Fazla yağını süzüyorum ve şöyle kağıdın üzerine ekliyorum, yani peçetenin üzerine. Hepsini şu şekilde çıkarıyorum. Hepsini peçetenin üzerine aktarıyorum. Klasik Ruffles oldu bu. Görüyor musunuz? Mis gibi. Çok güzel. Çıtır çıtır doldu. Ama biz ne yapacağız? Aromamızı, yani baharatımızı ayarladık. Peynirli soğanlı yapacağız. Şöyle hepsini bir açalım. Üst üste gelmesin sakın. Hem böyle çıtırlığını alacaktır. Amacımız burada bunları soğutup ikinci bir pişirme yöntemine geçip bunların daha çıtır hale gelmesini sağlamak. Her yandan da hemen baharatlayacağız. Böyle sıcağı sıcağına baharatlayalım ki üzerine yapışsın. Her tarafın eşit gelebilmesi için elimde şöyle bir süzgeç var. Baharatımdan bir parça alıyorum. Üzerine serpiştirerek hepsine yayıyorum. Hepsine eşit bir şekilde gelsin. Üzerine gezdire gezdire her tarafına yediriyorum. Bu ön tarafları. Oh mis gibi ya. Arkadaşlar bu arada ben bunun tadına baktım. Dışarıdan almış olduğumuz Ruffles'ın aromasının birebir aynısı. Abartmıyorum arkadaşlar. Birebir aynısı. Yani minimal fark bile yok. Öyle söyleyebilirim size. O kadar benzemiş. Her tarafına yüzeyine yapışsın bu. Hepsine gezdiriyorum böyle. Daha sonra bunları ne yapacağız? Ters çeviriyorum. Diğer taraflarını da aynı şekilde yapacağız. Aynı yöntemle bu sefer buralarını ne yapıyoruz? Tekrardan baharatlıyoruz. Evet, bunları başta böyle bir içine çeksin. Soğusunlar. Daha sonra tekrardan pişireceğiz. Arkadaşlar bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. O dışarıdan aldığınız aromanın, o lezzetin hepsini burada alırsınız. Ben ne yapacağım? Önce bunu pişireceğim. Çıkaracağım. Aroması eksik kalırsa, çünkü piştiği zaman muhtemelen aromasını biraz verecektir ya. Ne yapacağım? Üzerine ekstradan yine dökebiliriz. Evet, bu bir 5 dakika boyunca soğudu. Baharatı da içine işlemiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Bunları tekrardan pişirme işlemine geçiyorum. Tekrardan tutuyoruz ve içerisine aktarıyoruz. Hepsini tek tek aktarabilirsiniz. Şunları bir ters düz edelim şöyle. Evet, bir 30 saniye kaldı. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Fazla yağını süzüyorum. Peçetenin üzerine aktarıyorum. Bu dışarıdan aldığımız da bizim yaptığımız. Şöyle yan yana koyalım. Gerçekten birbirine bence benziyor ya. Şuna bakın. Gerçekten böyle benzerlik, ufak tefek farklılıklar tabii ki de olacak. Sonuçta fabrikasyon bizimkisi. Kendi evimizde yapmış olduğumuz muhteşem bir lezzet. Hatta arkadaşlar ben ne yapacağım? Üzerine bir parça da böyle gezdireceğim. Bir parça taze olsun, bir parça da pişmiş olsun. Böyle her tarafına iyice gezdiriyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum bir tanesini. Oo. Arkadaşlar çıtır çıtır olmuş zaten bu. Şuna bakın. Kıvamı çok güzel oldu. O dışarıda yemiş olduğunuz cipslerin birebir aynısı kıvamında. Arkadaşlar biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Ruffles'ın peynir soğanlı cipsine gerçekten çok yakın ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi Ruffles cipsinizi hem de peynir ve soğanlı aromalı. Kendi evinizde kendiniz yapıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Dört dörtlük. Buna gerçekten laf yok arkadaşlar ya. Muazzam olmuş. Aroması artık bende var. Baharatı bende var. Kavanoza koyacağım. İstediğim zaman çıkaracağım çıkaracağım. Patates kızartıp üzerine döker döker tüketirim artık. Arkadaşlar burada ben videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun.
Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Badenin tadı güzel mi? Tat bakayım nasıl? Ye bakalım. Hadi. Nasıl güzel değil mi tadı? Çok güzel. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu tarifi de çok istiyorsunuz. Ne oluyor ya? Allah Allah.